14 Mart Pazar gününden herkese günaydın sevgili izleyenler. Halk TV ekranlarında hafta sonu sabah bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini derledik. Şöyle bir haftayı da toparlayacağız. Dünün öne çıkan gelişmeleri de vardı, sizlerle buluşturacağız. Ve elbette pazar sabahı olmazsa olmaz gazete manşetlerini de ekranlarınıza getireceğiz. 14 Mart Pazar günündeyiz ve koronavirüs gündemiyle hemen başlayalım istiyorum. Elbette vaka sayısı artmaya devam ediyor. Normalleşme adımları da bir yandan atıldı. Yerinde karar dönemine geçildi. Ancak son iki haftadır vaka sayıları tırmanışta. Uzmanlar ardı ardına uyarılarda bulunuyor. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bir an önce tedbir alınmalı ya da aşılama hızlanmalı uyarısını ardı ardı yapıyorlar. Harita ise kızarmaya devam ediyor. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecek. Daha ileride kim bilir COVID'e belki de üzerinize afiyet sözü eşlik edecek. Mart'ın 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, Mart sonuna Nisan başına 20 binleri bulabilir. Dikkat etmemiz lazım. Bu her şey bitmiş değil. Daha pandemiden çıkmadık. Aşılanacağız. Vaka sayıları artıyor, harita kızarıyor, hastaneler doluyor. Sağlık Bakanı Koca'nın umut dolu tablosunu hastanede COVID-19 hastalarıyla uğraşan uzmanlar çizemiyor maalesef. 2020 yılına çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Nisan başına doğru ciddi bir tırmanış da olabilir. Ülkemiz biraz daha kırmızı renkler olan iller daha da artabilir sayımız. Çünkü gidişat onu gösteriyor gün gün. İstanbul'daki vaka hareketliliği nedeniyle yeni kararlar alındı. Kahvehane, berber, düğün salonu, tiyatro ve Luna Park gibi yerlerin girişlerinde pazartesi gününden itibaren HES kodu zorunlu olacak. Eğlence, restoran, gezi gibi alanlara ile ilgili sınırlamalar gelir. Yoksa Beşiktaş'ı kapattım, Sultanbeyli açık gibi tanımlamaları çok zor yönetilir İstanbul'da. Çünkü hiç kimse ilçe yaşamı yaşamıyor. Sağlık Bakanı'nın çizdiği umut dolu tablo uzmanlar tarafından henüz çizilemedi. Muhalefet ise aşı takviminin bir türlü tutturulamamasına tepkili. Bizim toplamda şu an Nisan, en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Eğer aşıyı bulabilirseniz, vaat edilen aşılar gelirse ve vatandaşlara bu hızla dünyanın bin hali var aşılanabilirse 1 yıl 10 ay. Yani siz daha en az 2 sene daha bu işte risk altındasınız. Vatandaş risk altında. Şu ana kadar ancak 10 milyon aşı yapabildik. Bu hızla gidersek 2022 Haziran ayına kadar ancak 50 milyon kişiyi aşılamış olacağız. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Siz gene destek vermeyerek yayılırken ve hızlı yayılma ihtimali de varken erkenden normalleştiniz. Biz bugün bunu en kötü yöneten ülkeyiz ya hani. Destek vermeyip açılıyorsunuz ya hani. O da yarım yamalak. Sağlık Bakanı muhalefetin hedefinde Türkiye'nin risk haritası giderek kızarıyor. Aşıyla ilgili netleşen tek şey ise umutların sonbahara kaldı. Koronavirüs haritası kızarıyor dedik. Vaka sayıları artık artmaya devam ediyor bir yandan. Bir yandan da aşılama çalışmaları ne durumda? Aşı Türkiye'ye geldi mi? Ne zaman geliyor? İnsanlar aşılanabildiler mi? 10 milyon kişiye aşı yapıldığını duyurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 7 milyon küsür kişi birinci doz aşısını oldu. 2 milyon küsür kişi de ikinci doz aşısını olabildi. 65 yaş üstü vatandaşlar için aşılama süreci hali hazırda devam ediyor bir yandan da. Bunun hızlanması gerektiği konusunda da uzmanlar uyarıyor. Şimdi bakalım koronavirüs tablosunda bize ne anlatılıyor? Test sayısı 150.098. 13 Mart 2021 tarihli koronavirüs haritasında 150.098 test yapılmış, vaka sayısı 15.000 bandını geçti artık. 15.082 yeni vaka tespit edilmiş görünüyor. Hasta sayısı 841, vefat sayısı ise 65 olarak görünüyor. 65 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 15.287 olarak görülüyor.
Toplam vefat sayısı 30 bine dayandı. 29.421 toplam vefat sayısı var. Ağır hasta sayısındaki artış da devam ediyor. Ağır hasta sayısı 1350 olarak görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar ağır hasta sayısına dikkat çekiyor. Çünkü buradaki artış sonrasında vefat sayısına yansıyor. Bu nedenle bu sayının da artmaması gerekiyor. Ama genel itibariyle 13 Mart 2021 tarihinde 15.082 yeni vaka tespit edilmiş durumda. Ve iller renklerine göre ayrıldı. Vaka sayısına göre renklere ayrıldı. Ve kısıtlamalar da buna göre düzenlendi. Cumartesi günü turuncu olan illerde sokağa çıkma kısıtlaması yoktu dün itibariyle. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü görüntülenen aynı kalabalık dün de vardı. İstanbul'da sahiller doldu taştı, meydanlar haliyle kalabalıktı. Peki bu kalabalığın sonucu bu tabloya ne zaman yansıyacak diye sorduğumuzdaysa uzmanlar bir hafta 10 gün içinde bu tablodaki vaka artışının sebebinin bu kalabalık görüntüler olabileceğini söylüyor. Kademeli normalleşmenin ikinci haftasında Türkiye sokaktaydı. Vaka sayısına göre çok yüksek riskli sayılan illerde de durum değişmedi. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi günü pek çok yerde yoğunluk yaşandı. Sahiller, sokaklar, caddeler, mega kent İstanbul'da adım atacak yer kalmadı. İstiklal Caddesi doldu taştı. İzmir'de son günlerde tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelen bazı vatandaşlar sahili ve çimleri doldurdu. Vaka sayılarının uzun süredir yüksek seyrettiği Trabzon'da kalabalık görüntüler kaydedildi. Konya'da hava sıcaklığı 14 dereceye ulaştı. Güneşi görenler cadde ve sokaklara akın etti. Yüzbinde 87 vaka sayısıyla turuncu kategoride yer alan Antalya'da da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Risk haritası kategoride bulunan Gaziantep'te son dönemlerde vaka sayılarında artış yaşanırken çarşılardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Kısıtlamasız ikinci cumartesinde durum böyleydi sevgili izleyenler. Türkiye genelinde sahiller doldu taştı, meydanlar doldu taştı maalesef. Uyarılar ard arda yapılıyor ama o kalabalık görüntülerinde önüne geçilemiyor. Gazetelerle devam edelim. 14 Mart Pazar sabahındayız. Korkusuz Gazetesi ile başlayalım. Korkusuz Gazetesi manşetine sofraya plan değil pilav koyun pilav başlığını atmış görünüyor. Ekonomide reform geçiren CHP'li Öztrak, milletin karnı lafla doydu. Sofraya plan program değil pilav koyun pilav açıklamasında bulundu. Hukuk ve ekonomi alanlarında açıklanan yeni reformlara muhalefetten tepki var. Bugüne kadar iktidarın 21 paket açıkladığını söyleyen CHP'li Faik Öztrak, söylenmeyen kalmadı. Milletin karnı lafa doydu. Lafları bırakın ifadesini kullandı. Öztrak, 45 milyarlık tasarruf diyorlar. Uçaklardan, saraylardan tasarruf yapılacak mı? Göreceğiz. Sofraya plan, program, reform vaadi değil, pilav koyun pilav. Bunu yapamıyorsanız milletin önüne sandığı getirin diye konuştu CHP'li Faik Öztrak. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı reform paketine ilişkin düşüncelerini bu sözlerle paylaşmış görünüyor. Korkusuz Gazetesi'nin sürmanşetinde de bu başlığı görebiliyoruz. İktidar bugüne kadar 21 reform paketi açıkladığını söyledi Faik Öztrak. Geçelim alt başlıklardan bir tanesine. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Birçok gazetenin ön sayfasında özellikle bu koronavirüs döneminde kıymetlerini daha da çok anladığımız sağlık çalışanları için başlık atılmış görünüyor. Korkusuz Gazetesi'nin ön sayfasında da 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili yürek yakan tablo başlığı atıldı. Sağlık çalışanları borçlu ve umutsuz diyor. Türkiye'deki her 4 sağlık çalışanından 3'ü
geçinebilmek için borçlanıyor. %82'si yaşamını banka kredisiyle sürdürüyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak Türkiye'deki sağlık çalışanları bayram yapamıyor. Genel Sağlık İş'in pandemi ve sağlık çalışanları sorun beklenti raporu sağlıkçıların dertlerine ışık tuttu. Ağır iş yükü altında ezilen sağlıkçıların en büyük sorunu geçim derdi. %72.8'i yani 4'te 3'ü gündelik yaşamlarını sürdürebilmek için bankalara ya da aile yakınlarına borçlanıyor. %82'si kredi kullanıyor. %15.2'si ise geçinebilmek için ek iş yapıyor. %61'i işiyle ilgili gelecek kaygısı yaşıyor diyor gazete ön sayfasında sağlık çalışanları borçlu ve umutsuz diyor. Orta başlıktan bir tanesi pandemi döneminde 385 sağlık çalışanı, sağlıkçı hayatını kaybetti. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, Profesör Murat Dilmener, Profesör Ahmet Cevdet Çiloğlu, Profesör Feriha Öz, Hemşire Dilek Akçabelen, Hastane çalışanı Dilek Tahtalı. Sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyoruz başlığını görüyoruz. Bir yılı geride bırakan koronavirüs salgını binlerce vatandaşımızı hayattan kopardı. Salgınla savaşta ön safta çalışan ve en riskli grup olan sağlık ordusu da bir yıllık süreçte yüzlerce neferini kurban verdi. Salgının başından bu yana 140'ı hekim, 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hastaların canını kurtarırken kendi canlarından olan doktorlar arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı duayen hocalar da var diyor, iş sayfalarda da detaylandırılmış bu haber. Geçelim bir alttaki başlığa. Bir bunlar eksikti diyor Korkusuz Gazetesi ön sayfasında. İstanbul'da Çinli kripto çetesine baskın. Çağrı merkezi kurup Çin'den getirdikleri 101 kişiyi zorla çalıştırarak ülkelerindeki tanıdıklarına sahte kripto para satan Çinli çete çökertildi. İstanbul Silivri'de 18 Çinli 9 ayrı villa kiralayıp kripto para çağrı merkezi kurdu. Çin'den çalışma vaadiyle getirdikleri 101 kişiyi de bu villalarda alıkoyup zorla çalıştıran şahısların dolandırıcı olduğu anlaşıldı. Toplam 119 Çinli gözaltına alındı diyor. 101 Çinli esaretten kurtarıldı. Bir fotoğrafla da desteklenmiş yapılan operasyona ilişkin bir fotoğrafta ön sayfada yer alıyor Korkusuz Gazetesi'nin. İş sayfalarda detaylar var, aktarmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler, ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıkladığı bu ekonomide reform paketini bir dinleyelim istiyorum. Bu ekonomide reform paketi açıklandıktan sonra birçok tepki ard arda geldi. Sokakta esnaf geç buldu, bu adımı geç buldu. Muhalefet ise bunun sorunlara çözüm olamayacağını söyledi. Pek çok ülkeden pozitif yönde ayrışarak yeni bir başarı hikayesi yazmak kararlıyız. Kaçıncı biliyor musunuz? 23. paket. Sözde ekonomide reform. 98 sayfalık bir metin. 3 ay çalıştı bakanlıklar. 50 başlık, resim ve grafik. Her geçen gün, istisnasız ama her geçen gün yoksullaşma artarak devam ediyor. Açlık büyük bir tehlike haline gelmiş durumda Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalardır beklenen ekonomi paketini açıkladı. Muhalefet hem paketin genelini hem de paketteki vaatleri tek tek eleştirdi. İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bu pakette hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, ona yakın sarayda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok. Şimdi siz diyorsunuz ki burada güzel bir şey, yani israfı önleyeceğiz. Daha yeni zarar eden Türk Hava Yolları pek çok lüks arabaya ihaleye çıktı, imzaladı. Köşklerinden tasarruf yapılacak mı? Zırhlı araçlar azaltılacak mı? Bir yerden bir yere giderken araç sayıları azaltılacak mı? Koruma azaltılacak mı? Göreceğiz. Devletin çeşitli kademelerinde görev, yetki, sorumluluk sahibi insanların
bugün israf diye adlandırdıkları şeyin ben açıkçası yolsuzluk, hırsızlık kapsamında değerlendirilmesi gereken bir suç olduğunu düşünüyorum. Salgın sonrası derinleşen ekonomik kriz, esnafın isyana dönüşen feryadı. Yeni paket açıklandı, esnafa destek paketi dile geldi ama yine belli şartlarda. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Yine 850 bin esnafımıza vergi muafiyeti getirilecek deniyor. Bu geç kalmış bir uygulama. Bugüne kadar onlara hiçbir şey verilmedi. Muhalefet yakından takip etti ekonomi reformu paketini. Yeterli bulmadı ekonomi reformlarını. Esnaftan sonra gözler işsizlik sorununa bir çözüm var mı bu pakette? Buna odaklanmıştı. İşsizliği çözeceğiz diye tek cümle bile yok. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Ceplerimiz bir yere gittiğimiz zaman işsiz vatandaşların talepleriyle doluyor. Birileri 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alırken neden bir kişi işsiz? Piyasaların bu paketi satın almasını beklerdim. Damat Bey'inki gibi bunu da satın almadılar. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a göre insan hakları eylem planı da ekonomik reform paketleri de ABD'deki Biden dönemine hazırlık. ABD çizgisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ve özel olarak da bölge politikalarıyla esas olarak uyumlu bir politika yürüttüğünü, Türkiye iç siyasetinde buna göre dizayn ettiğini düşünüyorum. 19 yılda 23. ekonomik reformu paketi. Muhalefete göre bu paket yine hiçbir soruna çözüm olmayacak. 19 yılın sonunda da ekonomide reform vaadi dedik sevgili izleyenler. Şimdi Sözcü Gazetesi iç sayfasında son 17 yılda açıklanan bu paketleri sıralamış görünüyor. Gelin hemen size göstereyim. 17 yılda 21 paket açıklandı diyor. Bu 21 paketin hepsi tarih tarih verilmiş. Ocak 2004'te vergi, sigorta, bedava arsa, enerji destekleri. Mayıs 2005'te genç ve kadın istihdam destekleri. Haziran 2005'te 49 ildeki yatırımları teşvik. Haziran 2009'da ekonomi reform paketi. 2009 yılının Haziran ayında yine ekonomi reform paketi açıklanmış. Mart 2010'da işsizliği önleme yatırımları teşvik. Şubat 2011'de kadın ve genç işsizliğini önleme paketi. Nisan 2012'de cari açığı azaltma ve yerli üretim paketi. Nisan 2012'de bölgesel bazlı istihdam paketi. Yine Nisan 2015'te istihdam sanayi yatırımları üretim paketi. Bu şekilde 21 tane paket var. Mart 2021'e geldiğimizde de yine ekonomide reform paketini görebiliyoruz. Paket ve vaat çok ama iş ve aş yok diyor. Hükümet iktidara geldiği 2002 yılından bu yana geçen 17 yılda 21 ekonomi paketi açıkladı. Büyük vaatlerle açıklanan paketler ne yazık ki işsizliği, yoksulluğu azaltmadı. Ekonomide işlerin kötüye gittiği, işsizliğin ve yoksulluğun arttığı, halkın umutsuzluğa kapıldığı dönemlerde açıklanan paketlerde İstihdam, yatırım, üretim ve ihracatı artıracak, işsizliği gelir dağılımı uçurumunu ve cari açığı azaltacak, yerli ve milli ekonomiyi ayağa kaldıracak vaatler sıralandı. Ancak uygulamada inşaat ve rant ekonomisi büyüdü. İşsizlik ve yoksulluk arttı. 2002'de işsiz sayısı 2 milyon 464 bin, işsizlik oranı ise 10.3'tü. 2021'e gelindiğinde işsizlik oranı %12.2'ye, dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 861 bine, geniş tanımlı işsiz sayısı da 10.7 milyona çıktı diyor Sözcü Gazetesi iç sayfasında. 17 yılda 21 paket açıklandı diyor ve o paketlerin içeriklerini tarih tarih paylaşmış görünüyor. Gelin hemen ön sayfaya bakalım, Sözcü Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Bizim paket laf doydu, onlarınki para doldu diyor. Bizim paket laf dolu, onlarınki para dolu. İktidarın paketinden milyonlarca işsize, yoksula, emekliye müjde çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri ise halkına 1.9 trilyon dolar dağıtacak, 7 milyon kişiye iş yaratacak diyor gazete manşetinde.
AKP iktidarının 98 sayfalık ekonomi reform paketi borç içindeki milyonların beklentilerini karşılamadı. Çünkü belirsiz vaatlerle dolu. Vergi muafiyeti getirilen esnafsa zaten aylardır iş yapmadık, vergi veremezdik dedi. Bizdeki paket bolca süslü lafla doluyken Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi paketi ise parayla dolu. 1.9 trilyon dolarlık paketle 7 milyon kişiye iş sağlanacak. Ailelere aylık 1400 dolar, işsizlere ise ek 300 dolar verilecek diyor manşetinde Sözcü Gazetesi'nin. Amerika Birleşik Devletleri'nde de açıklandı bir paket ve oradaysa 1.9 trilyon dolarlık paketle 7 milyon kişiye iş yaratacak, ailelere aylık destek sağlanacak 1400 dolar ve işsizlere ise ek 300 dolar verilecek. Türkiye'de açıklanan paket ise lafla dolu diyor Sözcü Gazetesi ön sayfasında. Hemen soldaki başlığa da bakalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün İzmir'deydi. Kentsel dönüşüm için temel attı. Yanına gelen 1,5 yaşındaki Alisa Şimşek'i kucaklayıp sevdi diyor. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli dedi CHP lideri. Hemen bir altındaki başlıkta milletin karnı lafa doydu artık lafı bırakın diyor CHP'den paket tepkisi. CHP sözcüsü Faik Öztürk söyledi bunu. Hemen sağda da bir başlık var yine. Otobüsten süt mü alsaydık başlığı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde süt tartışması yaşandı. AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara ücretsiz verdiği halk sütün dağıtım yöntemini rencide edici bulduğunu söyledi. CHP'li Tarık Balyalı, ne yapsaydık Erdoğan gibi otobüse çıkıp sütleri oradan mı atsaydık açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 115 bin çocuğa süt dağıtılıyor. Sütle ilgili de tartışma yaşandı. CHP'li Tarık Balyalı ise ne yapsaydık Erdoğan gibi otobüse çıkıp sütleri oradan mı dağıtsaydık diye soruyor Sözcü Gazetesi'nin ön sayfasında yer alan bir başka haber. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi dedik. Hafta boyunca yaptığı gibi yine esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi İzmir'de. Notlarını aldı ve salı günü ekonomiyle ilgili önemli mesajlar paylaşacağını söyledi. Bin lira diye veriyorlar ama bin lira neyin parası onu da biz çözemiyoruz. Ya bin lirayla bu iş olmaz zaten. Siz daha iyi biliyorsunuz. Burada da çözemiyoruz. Pazar açlığı vermişlerdir. Efendim? Bir sefere pazar açlığı vermişlerdir. Evet evet. Bir gün cumartesi pazar açlığı. Neyse onu bayram açlığı diyeceğim. Bayram da değil. CHP Kılıçdaroğlu İzmir'de. Buca'daki meyve ve sebze halinde tezgah başların. 500 ton patates ama yani insanlar üretim maliyetlerinden çok şikayetçi. Evet. Üretim maliyetleri yüksek, satış rakamları düşük. Pandemiden kaynaklanan şeyler de var. Düzelecek hepsi inşallah. İnşallah düzelsin diye beraber bekliyoruz. Beraber düzelteceğiz. Inşallah. Birlikte düzelteceğiz. Hep beraber. İnşallah. Hal esnafı marketçilerin sevkiyatı için ne gecelerinin ne de gündüzlerinin kalmadığından şikayetçiydi. Normalde sabah 5'te açılıyordu. Ne uykumuz var ne gecemiz var. Yani her gün 12'de, 10'da gece buraya gelmenin bizi bayağı yoruyor. Bunun için yapılabilecek bir şeyler var mı? Biz de az önce ekranlara getirdik. Karar Gazetesi'nin ön sayfasında öne çıkan başlıklardan bir tanesi hemen sağda. İkinci adımı dostlarımızla birlikte atacağız açıklaması var. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemi. Türkiye'de bu sorunlar yumağı halinde ama bu burhanda ve bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi CHP'nindir dedi CHP lideri. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz, herkesi kucaklıyoruz açıklamasında bulundu. CHP'li belediye başkanlarının seçim öncesi verdiği sözlerin Mart'ın sonunda bahar yaptı dedi. İkinci büyük adımını da dostlarımızla beraber atacağız. Bu güzel ülke cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü, hakkı ve hukuku, adaleti getireceğiz açıklamasında bulundu. Hemen bir alttaki başlıkta çarşıda pazarda HDP hakkında ne düşünüyorsunuz diye soran olmadı başlığı var. Hemen bir alttaki başlıkta da sistemin adı otoriter yolsuzluk düzeni açıklaması da var. Davutoğlu'nun açıklamalarından bir tanesi Karar Gazetesi'nin ön sayfasında yer alıyor. Şimdi devam edelim. Düne gideceğiz sevgili izleyenler. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın konuğu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tı. Siyasetin son dönemdeki
Gündemde olan başlıklarını değerlendirdi Erkan Baş. İktidar neden seçim barajını düşürmek istiyor sorusuna ise Selahattin Demirtaş'ın demokrasi bloğu önerisine kadar birçok soruyu cevaplandırdı. Şimdi o röportajdan öne çıkan başlıklar. Lider röportajları serisiyle bugün de karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş. İttifaklara izin veren kanun teklifi niye getirilmişti AKP tarafından? Net. AKP ile MHP ittifak yapacaktı. Ne oldu? Onun karşısında bir millet ittifakı oluşturuldu. Açık söyleyelim, AKP'nin oyunu bozuldu. İktidar neden seçim kanununda değişikliğe gidiyor? Seçim barajının düşürülmesinin amacı ne? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın konuğu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş iki neden sıraladı. Seçim barajı mesela niye tartışıyorlar, kaç olsun diye biliyor musunuz? Niye? Bir, HDP'nin oyunun düşeceğini hesaplıyorlar. Diyorlar ki HDP'ye barajı geçsin diye oy geliyor. Aslında HDP'nin oyu %7-8 civarında. Barajı geçsin diye oy geliyor. Barajı düşürürsek HDP'nin oyu düşer. Birinci planları bu. Ama şimdi burada başka bir açmaz var. Ne var? MHP'nin durumu. Çünkü MHP de baraj altı kalmış durumda. Tamam, biraz durumda. Da o ihtiyaçtan getirdiği. Şimdi öyle bir rakam arıyorlar ki MHP'nin geçebileceği, HDP'nin geçemeyeceği bir rakam bulabilir miyiz? Hani öyle geri çekelim. Bakın bütün araştırmaları buna göre yapılıyor şu anda. Erkan Baş'a göre seçim barajının düşürülmesinin bir nedeni de seçime yeni gelecek partilerin Millet İttifakı içinde yer almasını engellemek. Bugünkü beklentiler açısından baktığımızda ya Millet İttifakı'na dahil olacaklar ya da başka bir ittifak kuracaklar, evet. Bilmiyorum ama sonuçta tek başına %10 barajı geçmesi bugünkü veriler itibariyle mümkün görünmediği için ve parlamentoda temsiliyete de önem verecekler için büyük ihtimalle ittifak yapacaklar. İttifakların genişlemesini, yeni ittifaklar oluşmasını karşılarında engelleyecek bir hamle yapıyorlar. Bence şundan korkuyorlar. Örneğin bizim gibi partilerin %3'ü aşıp hazine yardımına ortak olması çünkü. Selahattin Demirtaş'ın demokrasi bloku önerisi. Geniş toplumsal tabanlı bir demokrasi bloku kurulabilir demişti Demirtaş. Peki Erkan Baş'a göre bu öneri hayata geçebilir mi? Türkiye'nin bir an önce saray rejiminden kurtulması gerekiyor. Bu AKP iktidarından kurtulması gerekiyor. Bunun için de gözüken o ki AKP karşısında belirli ilkeler etrafında en geniş birliğin oluşması gerekiyor. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala tutuklu kalması. Adalet mekanizması alaşağı edilmiş durumda. İktidarın sopasına çevrilmiş bir hukuk düzeni inşa edilmiş durumda. Bu da tabii ki işte kara parayı, mafyayı besleyerek, onlardan güç alarak ve onları mecburen güçlendirerek, yani onlardan güç alacaksanız onları daha güçlü kılmanız lazım. Daha güçlü kılmak için de onlar için bir ekonomik düzenek inşa etmeniz gerekiyor. Tabii böyle bir yapı var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi, sizinki bir analiz. Bu politik analizin gösterdiği bir tablo. Hani sosyal medyada çok söyleniyor. İspat edemem ama yemin edebilirim. Gazetecilere saldırının son örneği Halk TV programcısı Levent Gültekin oldu. Bir yılda 5 gazeteci saldırıya uğradı. Erkan Baş'ın da gündemindeydi gazetecilere saldırılar. Kılıçla her şeyi yapabilirsiniz ama kılıcın üzerine oturarak iktidarda kalamazsınız. Dolayısıyla bu şiddetle, sopayla toplumu hizaya getirme son derece tehlikelidir ve bunun en ağır bedelini de hep iktidarlar öder. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın laiklikle ilgili bir de tespiti vardı. Yani bakın bugün Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Suat Bey, yoksul bir ailenin çocuğuysanız İmam Hatip'ten başka okulda okuma şansınız yok. Ya bugün o yüzden söylüyorum, mesela belki de Türkiye tarihinde ilk defa laiklik bu kadar çok işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların bir mücadele başlığı haline geldi. Aslında AK Parti'nin bir iyiliği. Yani yaşamasaydık daha iyiydi tabii ama böyle bir sonucu oldu tabii. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bunları bir mücadele konusu haline getirmek gerekiyor. Sayın Erkan Baş'la birlikteydik. Hoşçakalın. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener'in son dönemde uğradığı hakaretler karşısında kendine destek ziyareti yapmak istediğini söyledi. Teşekkür ederim hocam. Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Şimdi de genç ama o zaman daha da geçmiş. Fatih Erbakan İYİ Parti liderine Akşener ve Necmettin Erbakan'ın da olduğu bir fotoğraf hediye etti. Fotoğrafın çekildiği dönemde İçişleri Bakanı'ydı Meral Akşener. Erbakan da başbakan. Fotoğrafsa Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında çekilmişti.
Evet, teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bunu evime götüreceğim. Ya evet inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ziyaretin ardından Erbakan kısa bir açıklama yaptı. Akşener'e uğradığı hakaretler nedeniyle destek ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisi 54. hükümette Refah Yol Hükümeti'nde bakanlık görevinde bulunan ve 54. hükümetin milletimize, ülkemize yaptığı efsane hizmetlerde payı bulunan, kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir siyasetçi. Özel bir kıymet verdiğimizi ifade ettik. Erbakan ziyarette Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını anlattı. Türkiye'nin, ülkemizin, milletimizin sorunlarıyla ilgili ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğiyle ilgili fikir teatisinde bulunduk. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu da soruldu Fatih Erbakan'a. Elbette ki bütün siyasi partilerimizle de diyalog halinde olmayı isteriz. Başkentte siyasi partilerin karşılıklı ziyaretleri sürüyor. Sağ olun. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. 14 Mart Pazar sabahındayız. Bir Gün Gazetesi manşetine "Hakkınızı ödeyemeyiz" başlığını atmış görünüyor. Salgınla mücadelenin kahramanları tıp bayramını hüzünlü kutluyor. Sağlık emekçileri iktidara seslendi. "Tükeniyoruz" diyor sağlık emekçileri. "Her yer tıklım tıklım dolu. Sizin yanlışınız bizi öldürüyor. Tıp ödülleri bir güne verildi" başlığı var. Yine alt başlıklardan bir tanesi. Önce sol taraftan başlayalım. "Sözde ücretsiz dağıtılacaktı. Milli Eğitim'den satılık tablet" başlığı var. İç sayfalarda detaylandırıldık. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara 8 Mart günü bir yazı gönderildi. "Sözde ücretsiz dağıtılacaktı. Milli Eğitim'den satılık tablet" başlığı atılmış. İç sayfalarda paylaşacağız birazdan. Hemen bir alttaki başlık, "Yönetemeyen, sıkışan iktidar dış politikada arayış içerisinde" başlığı. Sarayın ve Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilmesinin ardından başlayan dış politikada manevra arayışları sürüyor. Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne, Mısır'dan İsrail ve Körfez peş peşe yakınlaşma mesajları veriliyor. İktidar ülkede sıkıştığını vurgulayan Profesör Doktor İlhan Uzgel, "Bir bahar havası yaratılmak isteniyor ancak hiç de öyle bir bahar havası yok. Zihniyet değişmedikçe dış politikada başarı şansı kalmadı" açıklamasını yapıyor. Hemen bir alttaki başlıkta, "Kabineye merkezden yeni isimler transfer edilebilir" başlığı var. AKP'nin 24 Mart'taki Ankara'da yapılacak olağan büyük kongresinden önce kabine değişikliği olacak mı olmayacak mı, bu konu gündemde. Ve kulis bilgisine ilişkin bir haber. Parti örgütünün %70'ine yakın değiştiği AKP'de kabinenin de yenilenmesi ve genel merkezden bazı isimlerin bakan olarak atanması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda isimlerin yanı sıra yapısının da değiştirileceği bildiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birbirinden ayrılabileceği konuşuluyor. Kulis bilgisi iç sayfalarda yine detaylandırdık, paylaşacağız. Alt başlıklardan bir tanesi, "Çarşaflı derse giren imam eşine soruşturma" başlığı var. Bir Gün'ün duyurduğu çarşaflı dersle ilgili soruşturma başlatıldı. Finike Yeşilköy İlkokulu'nda derslere çarşafla giren imamın eşine ilişkin günler sonra harekete geçen Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden verilen bilgide derse giren kişinin ilahiyat mezunu olduğu aktarılmıştı diyor. Yine iç sayfalarda detaylandırılmış haber. Bir Gün Gazetesi'nin ön sayfasında dediğim gibi "Hakkınızı ödeyemeyiz" başlığıyla 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sağlıkçılara ithafen atılan bir başlığı görüyoruz. Her yer tıklım tıklım diyor. İktidar normalleşme sürecinin başlamasından sonra dün de bütün ülke genelinde korkutan görüntüler oluştu. Hemen hemen her kentte sokaklar, sahiller, caddeler doldu taştı. Özellikle büyük kentlerde güneşli havayı fırsat bilen yurttaşlar kendilerini dışarıya attı. İstanbul'da yoğunluk oranı %67'ye ulaştı diyor Bir Gün Gazetesi ön sayfasında. Şimdi Bir Gün Gazetesi'ne 2 gün ilan ve reklam yasağı verildi sevgili izleyenler. Ceza Wushu Federasyonu hakkında yayınlanan bir haberden kaynaklanmıştı. Kararın gerekçesi ise basın özgürlüğünü ihlal etmek olarak değerlendirildi Bir Gün Gazetesi'nin yaptığı bir haberle ilişkili. Kararı ise basın ilan kurumu verdi. Kurumun başındaysa Wushu Federasyonu'nun başkanı bulunuyor.
Yazılı basına cezalar giderek artıyor. Bir Gün gazetesine 2 gün ilan ve reklam yayınlamama cezası verildi. Cezanın nedeni 17 Ocak'ta yayınlanan Wushu Federasyonu hakkında yayınlanan bir haber. Haberin yayınlanmasıyla Wushu Federasyonu basın ilan kurumuna gazeteyi şikayet etti. Bir Gün gazetesine basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 2 günlük resmi ilan kesme cezası verildi. İmzası bulunan isimse Basın İlan Kurumu Başkanı Rıdvan Duran. Ancak bu isim aynı zamanda başvuruyu yapan Wushu Federasyonu'nun as başkanı. Gazetenin avukatları Basın İlan Kurumu'nun yargısal yetki kullandığını savundu ve tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini söyledi. Bir Gün gazetesi yayın koordinatörü İbrahim Varlı, cezaların temeli siyasidir dedi. Uzun öncesinde Bir Gün ve Bir Gün gibi gazetelere yönelik ciddi bir cezai yaptırımlar söz konusu. Bu cezaların hepsinin esasında siyasi sahiplerle verilen cezalar. Çünkü Basın İlan Kurumu iktidarın bir siyasi aparatı haline dönüşmüş durumda. Varlı amacın korkutmak olduğunu söyledi. Ancak haberlerimizin arkasındayız diye de ekledi. İki gün ceza kesilmesine vesile olan haberimizin arkasındayız tabii ki. Haberde herhangi bir yanlışlık yok. Wushu Federasyonu yıllarca bir süredir AKP'nin siyasi iktidarının bir aparata dönüşmüş durumda. Bir aile federasyonu esasında. Basın, yayın organları, biat etmeyen gazeteleri korkutmak amacıyla bir sopa işine gidiyor. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu duyurdu. Dünya genelinde 229 gazeteci cezaevinde. Bunların 67'si ise Türkiye'de bulunuyor. Türkiye, Çin'i de geçerek gazeteci hapishanesinde ilk sırada yer alıyor. Dünyada lideriz ancak ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlarda değil. Cezaevinde bulunan gazeteci sayısıyla. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu raporuna göre dünya genelinde en az 229 basın mensubu hapishanede. 67 gazeteciyle Türkiye ilk sırada. Listeyi 23 gazeteciyle Çin takip ediyor. Eritre'de 16, Suudi Arabistan'da 14 gazeteci demir parmaklıklar ardında. Rapora göre Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi konumunda. Verileri değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e göre gazetecilerin tutuklu olduğu bir ülke her alanda geri kalmaya mahkum. Demokrasisi en güçlü, hukuk devleti en güçlü, milli geliri en yüksek olan ülke olmamız gerekir. Ama maalesef gazeteciler en fazla tutuklanan ülke olunca diğer alanlarda da hep geride kalıyoruz. Çakır Özer, düşünmek, konuşmak suç olmamalıdır dedi. Demokrasinin, refahın temelinde basın özgürlüğünün yattığını söyledi. Gazetecilerin tutuklanmasından, gazetecilerin sorgulanmasından, gözaltına alınmasından vazgeçmek gerekir. Cezaevindeki gazetecileri de sadece düşündüğü için, yazdığı için, düşündüğünü ifade ettiği için cezaevinde tutulan tüm gazetecileri de özgürleştirmek gerekir. Öte yandan 2020 yılında 65 gazeteci görevi başındayken öldürüldü. En çok gazetecinin öldürüldüğü ülke 14 cinayetle Meksika oldu. Sırayı Afganistan, Pakistan ve Hindistan izledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu derledi. Şubat ayında insan hak ihlalleri tablosunu çıkarttı. Rapora göre en yüksek gözaltıların yaşandığı ay oldu Şubat ayı. Şubat ayında sadece yani 28 günde 722 kişi eyleme katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir aylık gözaltı sayısı açıklandı. 100 değil, 200 değil. Neler gözaltı, neler? Tam 722 kişi eylemlere katıldığı için gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu derledi bu verileri. Rapora göre Şubat ayında 9 kişi tutuklandı. 39 kişiye ev hapsi verildi. Rapora göre 372 kişi işkenceye uğradı. 62 kişinin cezaevinde işkence ya da kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi. Cezaevinde bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 olduğu açıklandı. Kadın cinayetleri de yer aldı 2021 Şubat İnsan Hakkı İhlalleri raporunda. 33 kadın cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 9 gazeteci gözaltına alındı. 2 gazeteci saldırıya uğradı.
Raporda siyasetçilere yönelik ihlallere de yer verildi. 12 belediye başkanı ve siyasetçi tutuklandı. Aralarında milletvekillerinin de olduğu 41 siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Özgürlüklerimizi yasaklayamaz. Evrensel Gazetesi ile devam ediyoruz. Gazete manşetine yüz yüze sınav öğrencileri ateşe attı başlığını görüyoruz. İstanbul'da yüz yüze sınavlara giren öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkanlar arasında öğretmen ve okul çalışanları da var diyor. 7 okulda virüs tespit edildi. İstanbul Anadolu yakasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu yüz yüze sınav kararı doğrultusunda sınava girilen 7 okulda virüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının bu hafta 5 gün boyunca okulda olmaması nedeniyle temaslı yüzlerce ailede endişe içerisinde diyor. Hemen bir yandaki başlık, önlemler alınmadan gerçekleştirilen yüz yüze sınavların vakaları arttırdığını söyleyen Eğitimsen İstanbul İkinoğlu Şube Sekreteri Sevgi Yılmaz, aşılamanın hızla hayata geçirilmesi acil talebimizdir dedi ve eğitim sendikaları somut önerilerle derhal harekete geçmelidir açıklamasında bulundu. Önlemsiz, aşısız açılmanın bedeli diyor Sevgi Yılmaz. Yüz yüze sınav öğrencilere ateşe attı başlığında bunu görüyoruz. Hemen bir sağındaki başlık, pandemide hukuk çevrenin kurdu oldu başlığı var. Pandemi sürecinde anayasadaki sağlıklı çevrede yaşama hakkını sağlayan hükümleri şirketlere kolaylık sağlamak adına etkisizleştirme uygulamaları hızlandı. Madencilik kanunundaki değişiklikleri, çevre ajansı düzenlemesi, acele kamulaştırma ve ÇED kararları gibi pek çok adım hukuku çevre sorunlarının çözümü değil nedeni kıldı diyor. İç sayfalarda da detaylandırılmış haber. Devam edelim. Yine Evrensel Gazetesi'ndeyiz. Alt başlıklardan bir tanesine geçelim. Sınırsız sömürü sıfır hak başlığını görüyoruz. Alt başlıklardan bir tanesi İşkur ortaklığıyla diyor. Hak aramak yasak. Yıllardır ücretlerinde iyileştirme bekleyen, pandemi döneminde de adeta nefes almadan çalıştırılan işçiler Şubat ayında 3000 liralık ücretle karşılaşınca insanca çalışma koşulları ve insanca ücret için sendikaya üye oldu. Ancak sendikaya tahammülü olmayan fabrika sendikalaşan işçileri ücretsiz izne gönderdi. Yerine İşkur'dan işçi aldı diyor. Dünya markasında kölelik. İşkur üzerinden aldığı işçileri sömürerek bir dünya markası haline gelen Adin Oto'da işçiler son bir yılda 12 saat yıllık izin kullandırılmadan çalıştırıldı. Virüslü işçilerle temas edenler bakanlıktan gizlendi. İşkur'dan gelen işçileri aylarca ücretsiz çalıştırmak artık sıradanlaştı diyor. İş sayfalarda da detaylandırılmış haberin önemli kısımları. Devam ediyoruz. Evrensel Gazetesi'nin ön sayfasındaki başlıklar böyleydi. İç sayfalarda elbette detaylar var. Sizlerle birazdan paylaşacağız ama önce düne gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. 3 aydır hastanede tedavi görüyordu Servet Soylu'nun vefatı üzerine. Siyasilerden Soylu'nun ailesine başsağlığı mesajları geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti. 3 ay önce koronavirüse yakalandığı duyurulan 75 yaşındaki Servet Soylu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. Servet Soylu İstanbul Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek. Servet Soylu'nun vefatının ardından liderler sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Soylu'ya peş peşe taziye mesajları iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Bey'e ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum sözlerini paylaştı. İYİ Parti lideri Akşener Twitter'dan paylaştığı mesajında İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Hanım'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Soylu ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun İçişleri Bakanı'na başsağlığı dileklerini iletti. Servet Soylu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başsağlığı ve sabır diledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Soylu ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bu haberle kısacık bir araya gideceğiz. Bizler biraz soluklanalım. Aradan sonra karşınızda olacağız. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ hava durumunu sunar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 15, Edirne parçalı bulutlu 18, Çanakkale parçalı bulutlu 18, Bursa parçalı bulutlu 18, Balıkesir parçalı bulutlu 18 derece olacak. Ege bölgesinde İzmir sağanak yağışlı 16, Muğla sağanak yağışlı 12, Denizli yağmurlu 16, Manisa bulutlu 19, Afyon çoğunlukla bulutlu 15 derece olacak. Akdeniz bölgesinde ise Antalya sağanak yağışlı 17, Hatay parçalı bulutlu 20, Mersin sağanak yağışlı 20, Adana parçalı bulutlu 21, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 20 derece olacak. İç Anadolu bölgesinde Ankara parçalı bulutlu 17, Konya parçalı bulutlu 18, Eskişehir parçalı bulutlu 17, Kayseri parçalı bulutlu 17, Sivas parçalı bulutlu 14 derece olacak. Karadeniz bölgesinde ise Samsun parçalı bulutlu 16, Bolu sisli 15, Zonguldak parçalı bulutlu 15, Trabzon parçalı bulutlu 12, Artvin parçalı bulutlu 11 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesinde ise Malatya çoğunlukla güneşli 16, Kars parçalı bulutlu 4, Erzurum parçalı bulutlu 5, Elazığ çoğunlukla güneşli 15, Van güneşli 7 derece olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Gaziantep çoğunlukla güneşli 18, Şanlıurfa güneşli 21, Diyarbakır güneşli 18, Mardin güneşli 15, Şırnak güneşli 14 derece olacak. Üç büyük ilde ise hava sıcaklık tahminleri şöyle olacak. Ankara bugün 17, yarın yağmurlu 12, salı günü yağmurlu 10 derece olacak. İstanbul bugün parçalı bulutlu 15, yarın 14 Mart Pazar sabahından herkese günaydın sevgili izleyenler. Halk TV ekranlarında hafta sonu sabah bülteni ile karşınızdayız. Gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir saati geride bıraktık. Gazete manşetlerine şöyle bir baktık. Siyasi gelişmeler vardı, önemli mesajlar vardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi bu bölümde koronavirüsle başlayacağız. Vaka sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs haritası günden güne kızarıyor. Bir yandan da normalleşme adımları atılıyor. Uzmanların uyarıları da peşi sıra geliyor bu anlamda. Aşılama hızlanmalı uyarılarını peşi sıra yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamayla ilgili çelişkili açıklamalarına ise muhalefetten tepki var. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecek. Daha ileride kim bilir COVID'e belki de üzerinize afiyet sözü eşlik edecek. Mart'ın 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, Mart sonuna Nisan başına 20 binleri bulabilir. Dikkat etmemiz lazım. Bu her şey bitmiş değil. Daha pandemiden çıkmadık. Aşılanacağız. Vaka sayıları artıyor, harita kızarıyor, hastaneler doluyor. Sağlık Bakanı Koca'nın umut dolu tablosunu hastanede COVID-19 hastalarıyla uğraşan uzmanlar çizemiyor maalesef. 2020 yılına çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Nisan başına doğru ciddi bir tırmanış da olabilir. Ülkemiz biraz daha kırmızı renkler olan iller daha da artabilir sayımız. Çünkü gidişat onu gösteriyor gün gün. İstanbul'daki vaka hareketliliği nedeniyle yeni kararlar alındı. Kahvehane, berber, düğün salonu, tiyatro ve Luna Park gibi yerlerin girişlerinde pazartesi gününden itibaren HES kodu zorunlu olacak. Eğlence, restoran, gezi gibi alanlarıyla ilgili sınırlamalar gelir. Yoksa Beşiktaş'ı kapattım, Sultanbeyli açık
gibi tanımlamaları çok zor yönetilir İstanbul'da. Çünkü hiç kimse ilçe yaşamı yaşamıyor. Sağlık Bakanı'nın çizdiği umut dolu tablo uzmanlar tarafından henüz çizilemedi. Muhalefet ise aşı takviminin bir türlü tutturulamamasına tepkili. Bizim toplamda şu an Nisan, en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Eğer aşıyı bulabilirseniz, vaat edilen aşılar gelirse ve vatandaşlara bu hızla dünyanın bir hali var aşılanabilirse bir yıl 10 ay. Yani siz daha en az 2 sene daha bu işte risk altındasınız, vatandaş risk altında. Şu ana kadar ancak 10 milyon aşı yapabildik. Bu hızla gidersek 2022 Haziran ayına kadar ancak 50 milyon kişiyi aşılamış olacağız. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Siz gene destek vermeyerek yayılırken ve hızlı yayılma ihtimali de varken erkenden normalleştiniz. Biz bugün bunu en kötü yöneten ülkeyiz ya hani. Destek vermeyip açılıyorsunuz ya hani. O da yarım yamalak. Sağlık Bakanı muhalefetin hedefinde Türkiye'nin risk haritası giderek kızarıyor. Aşıyla ilgili netleşen tek şey ise umutların sonbahara kaldı. Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasıyla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Pandemi kahramanları başlığını attı Sözcü Gazetesi iç sayfasında. Pandeminin en ağır yükünü sağlık çalışanları sırtladı. Doktorundan hemşiresine, eczacısından hasta bakıcısına, her branş ve kademeden sağlık çalışanı yılmadan çalışıp mücadele etti. Kimi zaman mesai arkadaşlarını ve hastalarını kaybetmenin acısıyla sarsılırken, kimi zaman da kendileri virüse yakalanıp ölümle burun buruna geldi. Özellikle ön cephede olanlar gecelerini gündüzlerine katıp, çoğumuzun 5 dakika bile içinde kalmaya tahammül edemeyeceği koruyucu tulum ve maskelerle canları pahasına görevlerini yapmaya devam ediyor. Buruk 1, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sözü pandemi kahramanlarına bıraktık, işte açıklamaları diyor. Profesör Doktor Müslüm Çiçek, yoğun bakım uzmanı, sağlıkta şiddet sona ermeli açıklamasını yapıyor. Bir yıldan bu yana bütün sağlık çalışanları görülmemiş bir özveriyle görevlerine devam ediyor. Daha fazla hastalanıyor ve daha fazla ölüyor. Böyle bir tabloya rağmen sağlıkta şiddet bitmiyor. Bu bir an önce sona ermeli. Ayrıca virüsün hafife alınmamasını hayatımızdan çıkana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Zira insanlar yoğun bakımda 10 dakika kalsa hastalıktan korunmanın önemini çok daha iyi anlar diyor Profesör Doktor Müslüm Çiçek. Hemen bir altta Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu var. Göğüs hastalıkları uzmanı, iyimser bir hayalim var diyor. Pandemide iş yoğunluğumuz ciddi bir şekilde arttı. Maalesef virüs yükümüz de arttı. Hastalanan ya da hayatını kaybeden sağlık çalışanları oldu. Yıllardır takip ettiğimiz kronik hastaların takiplerinde zorluklar yaşandı. Gelecek yıl 14 Mart'ı düşündüğümde biraz iyimser bir hayal de olsa Covid-19'un geride kalması, az görülen hastalıklardan biri olmasını istiyorum. Bunun için maske, mesafe, hijyen önlemlerini ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz diyor Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu. Kader Korkmaz hemşire, ilk kez çaresizliği öğrendim diyor. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erk. Covid-19 en kısa zamanda meslek hastalığı sayılmalı diyor. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Aydemir virüs bildiğini okuyor açıklamasını yapıyor. Doktor Cem Günse acil tıp uzmanı unutulmaz acılar yaşadık diyor. Tıbbi onkoloji uzmanı ise Profesör Doktor Gökhan Demir de kanser patlaması olabilir açıklamasını yapıyor. Pandemi kahramanları sözü pandemi kahramanlarına bıraktık diyor ve Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasında
doktorundan hemşiresine, sağlık çalışanlarının bu pandemi sürecinde özellikle de bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nda söylemek istediklerini derlediği bir haber olmuş Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasından geliyor. Şimdi kısıtlamasız ikinci cumartesini geçirdik sevgili izleyenler. 13 hafta boyunca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına tabiydik. Geçtiğimiz hafta cumartesi ilk cumartesi oldu kısıtlamasız. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada o kalabalık görüntüler yine kaydedildi maalesef. Sahiller, caddeler, parklar doldu taştı. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yoğun bir kalabalık vardı. Kademeli normalleşmenin ikinci haftasında Türkiye sokaktaydı. Vaka sayısına göre çok yüksek riskli sayılan illerde de durum değişmedi. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi günü pek çok yerde yoğunluk yaşandı. Sahiller, sokaklar, caddeler. Mega kent İstanbul'da adım atacak yer kalmadı. İstiklal Caddesi doldu taştı. İzmir'de son günlerde tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelen bazı vatandaşlar sahili ve çimleri doldurdu. Vaka sayılarının uzun süredir yüksek seyrettiği Trabzon'da kalabalık görüntüler kaydedildi. Konya'da hava sıcaklığı 14 dereceye ulaştı. Güneşi görenler cadde ve sokaklara akın etti. Yüzbinde 87 vaka sayısıyla turuncu kategoride yer alan Antalya'da da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep'te son dönemlerde vaka sayılarında artış yaşanırken çarşılardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Yine Sözcü Gazetesi'ndeyiz, iç sayfasındayız. Virüs kongreden değil çay ocağından bulaşır başlığı atılmış iç sayfada. Türkiye'nin dört bir yanında esnaftan isyan sesleri yükseliyor. Dükkanı kapanan, iş yapamayan ancak faturalar, kiralar, kredi borçlarıyla her ay yaşadığı kabusu katlanan esnaf da dayanacak güç kalmadı. Trabzon'da bir çay ocağı sahibi dükkanın önüne "Yaklaşmayın, virüs bulaşır" tabelası astı. Trabzon'da satışa çıkardığı iş yerine namuslu bir şekilde "battık" diye satılık flaması asan esnaftan sonra çay ocağı işleten Özgür Yardım da iş yerinin önünde bulunan tabelaya "bu virüs kongre merkezlerinde, parti binalarında, belediye otobüslerinde, minibüs, alışveriş merkezi, merkez, cami, belediye binaları, adliye ve kuaförlerde bulaşmaz. Çay ocağından bulaşır, yaklaşmayın" diye yazarak tepki gösterdi. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi'nde çay ocağını işleten Özgür Yardım, iş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu ve yapılan yardımların yetersiz kaldığını belirtti ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Tepkisini iş yerinin önünde bulunan tahtaya "bu virüs kongre merkezlerinde, parti binalarında, belediye otobüslerinde, minibüs, alışveriş merkezi, market, cami, belediye binaları, adliye ve kuaförlerde bulaşmaz, çay ocağından bulaşır, yaklaşmayın" diye yazarak tepkisini dile getirdi. İnsanların dolmuşta, marketlerde, kuaförlerde, halk otobüslerinde iç içe bulunduklarını ve alışveriş merkezlerinin açık olduğunu belirten Yardım, çay ocaklarına göre daha fazla riskli yerlerin açık olduğunu söyledi. Devletin esnafa yardım ettiğini ancak yeterli olmadığını vurguladı ve şöyle konuştu. "Virüsün bulaşma olasılığı daha yüksek olacak meslek kuruluşları ve yerler açık. Bizse sadece esnafa çay dağıtabiliyoruz. Bu da yeterli olmuyor. Vergimizi ödüyoruz ancak öderken de aldığımız destek yeterli olmuyor. Biz bir an önce pandemi kurallarına uygun bir şekilde çay ocaklarının açılmasını istiyoruz. Bizim tek derdimiz ailemize, evimize ekmek götürmek" diyor esnaf. Çay ocağı esnafı kapısının önündeki tabelaya yazıyor. "Bu virüs kongre merkezlerinde, parti binalarında, belediye otobüslerinde, minibüslerde, alışveriş merkezlerinde bulaşmaz ama bu çay ocağında bulaşır,
yaklaşmayın diyor Trabzon'da çay ocağı işleten bir esnaf. Tepkisini işte böyle dile getiriyor. Bir fotoğrafla da desteklenmiş görünüyor haber. Ve devam edelim. Yine Sözcü gazetesindeyiz. İç sayfadayız. Ne yapsaydık? Erdoğan gibi otobüsün üstünden mi atsaydık? Tartışması var İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Tartışmanın detaylarını hemen aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart tarihli oturumunda Tuzla Belediye Başkanı Şade Yazıcı gündem dışı söz alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara ücretsiz olarak verdiği halk sütün dağıtım yöntemini rencide edici bulduğunu söyledi. Yazıcı, süt dağıtmakta kullandığınız yöntemin kartla veya akıllı şehirler uygulamasıyla ulaştırmaktan daha üstün bir yönünü anlatabilir misiniz? Kapıya süt aracı giden bir ailenin komşuları arasında yaşadığı travmayı azıcık düşünmüyor musunuz? 28 milyon liralık süt dağıtmak için 25 milyonluk masraf yapıyorsunuz dedi. Yazıcıya yanıt veren CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı şunları kaydetti. Süt konusunda insanların rencide olduğunu söyledi. Ne yapsaydık? Sayın Cumhurbaşkanı gibi otobüsün üstüne çıkıp sütleri oradan aşağı mı atsaydık? Onun yerine uygun bir biçimde vatandaşlarımızın evine hizmeti götürerek çocuklarımızın süt içsin diye çaba sarf ediyoruz. Geçmiş dönemde böyle bir hizmetiniz olsaydı biz çıkıp kendilerini alkışlardık dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından Yazıcı'ya tepki gösterdi. Eskiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı televizyon dizilerine 10 milyon dolara sponsor oluyordu. Bugünse ihtiyaç sahibi 125 bin çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyoruz açıklamasında bulundu. AKP'li başkan İmamoğlu'nu hedef aldığına pişman oldu. Ne yapsaydık? Erdoğan gibi otobüsün üstünden süt mü fırlatsaydık diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun. Belediye meclisinde yaşanan bir tartışmada yine gazetenin iç sayfalarında yer almış. Geçelim bir başka habere. Devletin valisi AKP'li vekillerle kamu yatırımlarını inceledi başlığı var. Adıyaman valisi Çuhadar yanına AKP'li vekil ve parti başkanlarını alarak ilde hizmete sunulan kamuya ait projeler hakkında bilgi aldı. Vali gün içindeki tüm ziyaretlerinde AKP'li isimlerin yanından ayırmadı. Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kamu yatırımlarını bürokrasi ve siyasiler yerinde inceledi. Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar yaptığı ziyaretlerde yanına AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AKP İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'ı da aldı ve heyet ilk olarak Besni ilçe stadyumunu gezdi. Tenis kortları ve devam eden diğer yatırımlar hakkında da Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş'ten bilgi aldı. Vali Çuhadar ve milletvekilleri daha sonra millet bahçesine dönüştürülecek arazide teki tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gezildi diyor. Bir fotoğrafta var. Bu ziyaretlere ilişkin fotoğrafları da vermiş Sözcü gazetesi. Devletin valisi AKP'li vekillerle kamu yatırımlarını inceledi diyor. Fotoğrafta da AKP ilçe başkanı Mustafa Alkayış, AKP il başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar, AKP milletvekili Ahmet Aydın ve vali AKP'li heyetle incelemeler yaptı diyor. Stadyuma ilişkinde, stadyumda yapılan ziyarete ilişkinde bir fotoğraf hemen yanına iliştirilmiş görünüyor. Hazinenin kara deliği olarak biliniyor. Yap işlet devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri modeli. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, müşteri garantisi verilen şirketlere özel kanunla getirilen yeni garantileri anlattı. CHP'li Gökhan Zeybek ise bu ihalelerle kanunun yüklediği maliyeti paylaştı. Şimdi detaylarına bir bakalım. Bir suç işlendi aslında bence. Parası olmayan bir şirkete ihale veriliyor. Onun kredi alması için gerekli yasal düzenlemeler yapılıyor. Burada kamu açıkça zarara uğratılıyor. Bu neden oluyor? Çünkü uluslararası kredi şirketleri diyor ki biz size güvenmiyoruz. Siz batmışsınız. Biz size güvenmiyoruz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV yayınında anlattı. Yakın zamanda mecliste kabul edilen kanunla yap işlet devret modelindeki kara deliğin nasıl büyüdüğünü, bugüne kadar müşteri garantisi verilen şirketlere
bundan sonra kredi garantisinin de verileceğini açıkladı. 2020 15 Mart'ından sonra yapılan ihaleler diyor. Şimdi 2020 15 Mart. Yani bir yıl önce bir ihale yapılmış. Bu ihaleyi bir şirket almış. İhaleyi alan şirket o kadar itibarsız bir şirket ki uluslararası kredi kuruluşları kredi vermiyorlar. Uluslararası finans şirketleri diyor ki ben senin karayolları genel müdürlüğüne güvenmiyorum. Hazine garantisi istiyorum. Bakanlıktan garanti istiyorum diyor. Erkan Baş kanunda yapılan değişiklikle karayolları ihalesine giren bu şirketin içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkarıldığını da sıraladı. Kanunda bir değişiklik yaparak doğrudan bakanlığı garantör haline getirdiler. Ve böylece o şirket gidecek, uluslararası şirketlerden parayı alacak. Yani devlet sadece müşteri garantisi vermiyor Suat Bey. Aynı zamanda paranın da garantisini veriyor. Bütün yasalarımız izin vermiyor buna. Ha tamam diyorlar o zaman. Mecliste eller kalksın, insin. Bir yasa geçirelim, bunu düzenleyelim. Peki, bu nedir biliyor musunuz? TCK 236. Nedir o? Şunu söylüyor. Kamu aleyhine İhaleden sonra kamu aleyhine bir düzenleme yapıldı, kamu zarara uğratılıyor. Ve bu bir suçtur deniyor. Şirketlere verilen ek garantiler sadece Erkan Baş'ın değil CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in de gündemindeydi. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaniyeli yüksek standartlı demir yolu hattı inşaatı. Şimdi bakın bu ihale 2018 yılında yapıldı. 2018 yılında yapılan ihaleye 15 firma katıldı. En düşük teklif 2 milyar 379 milyon TL. Bakanlık ve hazine bütçe olanakları el vermediği için bu ihaleyi feshetti. 2 yıl geçti. 21.8.2020 yılında meşhur beşli şirketten birine 21B usulüyle aynı iş 9 milyar 449 milyon liraya verildi. Madem ki bu şirketler yurt dışından para bulup getiremiyorlar. Madem ki hazine her türlü riski üstüne alarak garanti verecek. O zaman açık ihaleli yaptığınız işleri neden iptal ederek siz 21 Bey'le şahsa firmaya özel işler veriyorsunuz? Hazinedeki yap işlet devret kara deliği büyüyor. Vatandaşın sırtındaki yükse artıyor. Kamu ihaleleri için meclis araştırması istendi sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi kamu ihalelerinde yandaş müteahhitlere indirim, tahsis, vergi teşviği, erteleme gibi uygulamalar yapıldığı iddiasıyla meclis araştırması istedi. Kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerin şirketlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan değişikliklerle müteahhitlerin riskleri sıfırladığı ve kamu zararının oluştuğu savunuldu. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde şöyle denildi. Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanmaması, yoksul halktan müteahhitlere kaynak transferine ve haksız zenginleşmeye yol açmaktadır. Son yıllarda büyük kamu ihalelerinin hemen hemen hepsi Kalyon, Limak, Kolin İnşaat, Cengiz Holding, Makyol ve Özgün Yapı tarafından alınmıştır. Bu şirketler aldıkları ihalelerle dünya sıralamasına girmiştir. Sözleşmelerle ilgili müteahhitlerden gelen değişiklik taleplerinin neredeyse hepsi karşılanmaktadır. Yandaş müteahhitlerin riskleri yoksul vatandaşın sırtından sıfırlanmakta, yüksek karları garanti edilmektedir dedi. Kamu ihaleleri için meclis araştırması istendi. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlandı. Meclise de sunuldu. Gerekçesini ise bu şekilde paylaşmış Sözcü Gazetesi iç sayfasında. Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'te de kamudan 3 ihale alan ve geçen hafta görevini devreden AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın aile şirketi bir başka başarıya daha imza attı. Valiliğin açtığı öğretmen evi yapım işi bir firma ile birlikte bu şirkete verildi ve şirketin ihaleyi alış süreci ise dikkat çekiciydi. Gaziantep'te eski AKP İl Gençlik Kolları Başkanı ve kardeşi başarısına başarı kattı. Gider ayak ihale almasına ilk defa rastlıyoruz. AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na 2017 yılında getirilen Abdullah Korkmaz, görevini geçen hafta avukat Mesut Bozatlı'ya devretti. Korkmaz'ın aile şirketi Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi'nden daha önce toplamı 21 milyon lirayı bulan 3 ihale aldı.
Şirket Korkmaz'ın başkan olduğu dönemde tartışma yaratacak bir başka ihaleye daha imza attı. Bu ihale 52 milyon liralık. İhale geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılıyor. İhale yapıldıktan bir ay sonra AKP Gençlik Kolları Başkanı bu şirketteki paylarını kardeşine devrediyor. İhale Ocak ayı içerisinde açıklanıyor ve AKP'li Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı'nın aile şirketi bu ihaleyi kazanıyor. Bu ihaleye 50 şirket teklif vermişti. Ancak 30 teklif geçersiz sayıldı. 30 teklif geçersiz sayıldıktan sonra kalan 20 teklifin içinde ne hikmetse en uygun teklifi AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı'nın aile şirketinin verdiğini görüyoruz. Korkmaz ihaleye geçen yıl girdi. İhale sonucu açıklanmadan şirketteki payını 22 yaşındaki kardeşi Osman Korkmaz'a devretti. Bizler kimsenin ihale almasına kesinlikle karşı değiliz. Ama siz hem AKP'de siyaset yapıp hem ihale peşinde koşarsanız bizler bunun karşısındayız. Korkusuz Gazetesi'ndeyiz bu kez. Korkusuz Gazetesi de İzmir uyarısı var. Vaka sayıları korkutucu düzeyde gelecek diyor. İzmir'de görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serhan Sakarya vaka sayılarının arttığı kent için uyarıda bulundu. İzmir'in risk haritasında yüksek risk grubunda turuncu renk olduğunu hatırlatan Profesör Doktor Sakarya, bir yıllık sürece baktığımızda Bodrum, Çeşme, Urla, Seferihisar mavi alandı. Ancak yazın en kırmızı alan orası oldu. Yani toplumsal hareketliliğin olduğu her yer kırmızıya dönecektir dedi. Kentteki insan yoğunluğuna dikkat çeken Profesör Doktor Serhan Sakarya, bu sosyalleşme ne kadar fazla olursa o kadar kırmızılaşacağız. İzmir'de vaka sayılarımız gün geçtikçe artarak devam ediyor ve bu durum korkutucu düzeye gelecektir açıklamasında bulundu. İzmir'deki insan yoğunluğu vakaları artırıyor diyor Profesör Serhan Sakarya'nın açıklaması. Bu yönde İzmir'le ilgili de uyarıda bulunuyor. Geçelim yine Korkusuz Gazetesi'ndeyiz. Bir başka başlığa bakacağız. Korona hastasının evine geçmiş olsun ziyareti var başlıkta. Bir yıldır koronavirüs hastaları ile temaslarının takip ve tedavisiyle ilgilenen filyasyon ekipleri ilginç olaylarla karşılaşıyor. Eskişehir'de filyasyon görevlisi Mehmet Emin Işık yaşadığı olaylardan bazılarını anlattı ve insanlarımız biraz bilinçsiz. Kimi kesinlikle virüse inanmadığını söylüyor, kimi ise belirtisiz atlatıyor ve benim hiçbir şeyim yok diyerek karantinayı reddediyor. Pozitif vakaya geçmiş olsun ziyaretine gidip pozitif olanlar da ya da bizi eve çay içmeye davet edenler de oluyor açıklamasını yaptı. Korona hastasının evinde geçmiş olsun ziyareti başlığında da bunu görüyoruz. Güneşli havada virüs unutuldu, sahiller doldu taştı. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden sahilde, parkta ve yeşil alanlarda yan yana cadde ve sokaklarda da yoğun kalabalık görüntüler oluştu. Bunu da bültenin başında ekranlarınıza getirmiştik ve Trabzon'daki esnaf yine Korkusuz Gazetesi'nde de görebiliyoruz. Virüs kongreden bulaşmaz, esnaftan bulaşır, yaklaşma tabelası asmıştı çay ocağının kapısına. Bu tabelaya ilişkinde bir fotoğrafa yine Korkusuz Gazetesi de yer vermiş görünüyor. Şimdi motokuryelere geçeceğiz sevgili izleyenler. Motokuryelik pandemi döneminde en çok aranan meslek gruplarından biri oldu. Ancak çalışanların %60'ı aslında farklı meslek gruplarından bulunuyor. Aşçılık, kuaförlük gibi farklı meslek grubundaki insanlar iş bulamadıkları için pandemi döneminde motokurye oldular. Bende aşçılık mesleği de var ama ben bu işi yapıyorum. Yaklaşık 2-2,5 aydır motor kuryeliği yapıyorum. Normalde benim mesleğim bayan kuaförüyüm. Fakat bu işsizlikten dolayı, pandemiden ötürü işimi yapamadığım için, ehliyetimde olduğu için bu işe başvurdum. Kimi kadın kuaförü, kimi aşçı. Pandemi dönemi herkes gibi onları da etkiledi. Kendi mesleklerini yapamayınca kuryelikte çareyi buldular. Ya şimdi daha önce bizim bu işimize çok böyle şey gözle bakan insanlar vardı. Yani işte dünyada yapacak en son iş falan diye meslek vardı ama bu pandemi döneminde gerçekten çok rağbet arttı. Değere bindi yani.
Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan meslek grubu haline geldi motokuryelik. Ancak bu işi yapanlar için durum biraz farklı. İhtiyaç olduğu kadar daha çok mecburiyetten yapılıyor motokuryelik. Ben mecburiyetten mesela. Yani düşük maaş alıyordum. Şimdi burada ehliyetim de varken yüksek bir maaş bence. Yani şu pandemi zamanında en iyi yapılabilecek bence iş. Kuaför kapandığı için mi bu işi yapmaya başladı? Evet evet evet. Pandemiden ötürü iş yapmamaya başladı. İş yapmadığı için de dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Ben de bir süre boşta kaldım. Arkadaş tavsiyesiyle bu işi yapmaya başladım. Serkan Bey bir yıl önce kuaförlükten geçimini sağlarken şimdi İstanbul trafiğinde zamanla yarışıyor, sipariş yetiştirmeye çalışıyor. İhtiyaçlarınızı karşılıyor mu buradan aldığınız maaş? Ailenize katkıda bulunabiliyor musun? Yani çok şükür kira, evim kira. Kiramı ödüyorum, borçlarımı ödüyorum. Her ne kadar yetmese de hayat şartları çok zor, pahalaştı her şey. Motokuryelerle ilgili kapsamlı araştırmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Her 3 kuryeden ikisi salgında işsiz kaldığı için bu sektöre yöneldi. %38.7'sinin ihtiyaçlarını karşılamak için başka yolu kalmadı. %20.7'si ise başka işte hiç çalışmadı. Geçmişte bir iş deneyimi olanların %60.3'ü iş bulamadığı için mesleğini yapamadı. Ne zamandır bu iş yapıyorsun? 2 ay oldu buna başlayalım ama daha öncesinde de işim vardı. Ne iş yapıyordunuz? Matbaa. Matbaa? Evet, matbaacıydım. Bıraktım ama askerden sonra. Eğitim bakımından çoğunluğuysa %58.3 ile lise mezunları oluşturuyor. Bir Gün Gazetesi'ndeyiz bu kez. Bir Gün Gazetesi iş sayfasında hastalar acile gitmiyor, evde ani ölümler arttı başlığını atmış. Salgın nedeniyle hastanelerden uzak duran ve şikayetleri olmasına karşın doktora başvurmaktan çekinen kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle yaşamsal önlem taşıyan kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıklarda tedavi için geç kalınması geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor. Yapılan araştırmalar Türkiye'de pandemi döneminde evde ani ölüm riskinin %15 arttığını gösteriyor. Şikayetleri olduğu için acile giden hasta sayısındaysa %50 azalma var. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Köksal, pandemi döneminde iki önemli sorun var. Birincisi, şikayeti olan hastalar pandemi korkusundan acile gitmeye çekiniyor. Bir de kalp hastalıklarının daha sık görüldüğü 65 yaş üstü hastalar için ciddi sokağa çıkma kısıtlamaları var ve bu durum daha da ciddi hale geliyor diyor. Ancak biz defalarca uyardık, uyarıyoruz da pandemi döneminde Türkiye'de evde ani ölüm riski %15 artmış durumda dedi. Şikayetleri olup da acile giden hasta sayısının yarı yarıya azaldığını vurgulayan Köksal, özellikle kalp pili olan hastaların rutin kontrollerini aksatmaması ve şikayetleri artan kişilerin doktora başvurması gerekiyor. Kas problemini, basit enfeksiyonları belki ihmal edebilirsiniz ama kalp problemini ihmal etmemeniz lazım. Acile ve doktora gitmekten çekinmeyin. Çünkü aksi durumda geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkabiliyor diyor Profesör Doktor Cengiz Köksal'ın açıklaması. Hastalar artık acile gitmiyor. Bu nedenle de evde ani ölümler artmış durumda diyor. Geçelim bir başka habere. Yine Bir Gün Gazetesi'ndeyiz. İç sayfadayız. Trabzon'dan bir haber geliyor. Trabzon Milli Eğitim'den satılık tablet başlığını görüyoruz. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara 8 Mart günü bir yazı gönderildi. Yazıda öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen tabletlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden birim fiyatının yarısına kadar alınabileceği kaydedildi. Uzaktan eğitime erişemeyen binlerce çocuğun bulunduğu ilde öğrencilere tablet uğraştırması gereken müdürlüğün yazısında şu ifadeler kullanıldı. Bakanlığımız tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen tabletler birim fiyatının yarısı oranında temin edilebilecektir. Okullara ulaşmasının ardından Trabzon Eğitim Sen Şubesi yazıya tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazıyı geri çekti. Trabzon Eğitim Sen Şube Başkanı Engin Nur şunları söyledi.
En az 6 milyon çocuk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bulunan 3 çocuktan biri uzaktan eğitime erişemiyor. Milyonlarca öğrencimiz hala uzaktan eğitime ulaşamıyor. Ulaşabilen öğrencilerimiz için de nitelikli erişim ve öğrencilerin devamsızlığı sorunu devam ediyor. Trabzon'da okullara gönderilen yazıyla indirimli tabletlerin satışa çıkarıldığı, satın alınmak isteyen velilerin öğrencilerin belirtilen hesap numarasına para yatırmaları istenmiştir. Bir kamu kurumu değil, bir şirket gibi davranan bu anlayışa itiraz ettik. Yaptığımız görüşmeler sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü eksik bir yazışmadan kaynaklı bir durumun olduğunu ifade ederek bu yanlıştan dönmüştür diyor. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Trabzon Milli Eğitim'den satılık tablet sorunundan da bu şekilde dönülmüş görünüyor sevgili izleyenler. Şimdi artan yem ve saman fiyatlarına bir de küspe eklendi. Hayvanına bile bakamaz halde olan çiftçi bu tablo karşısında ücretini, maliyetini bile çıkaramıyor maalesef. Şeker fabrikaları özelleştirildi. Çiftçi ücretsiz aldığı küspeye bile para vermeye başladı. Bu durumda çiftçinin üzerindeki yük arttı. Şeker pancarı küspesi tonu 2200 liradan alıyorlar. Üreticilerimiz fabrikaya şeker pancarı teslim ediyorlardı. Hakları olan küspeyi bedava alıyorlardı. Üreticimiz hayvancılıkta çok zarar ediyor. Yem ve süt fiyatlarının denk olduğunu söyledi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu. Küstürülen çiftçinin üretimden vazgeçtiğini hatırlattı. Yeme çalışıyor, küspeye çalışıyor, yanda gördüğünüz gibi samana çalışıyor. Ama nedense süt fiyatlarıyla yem fiyatları eşit. Dolayısıyla hayvancılık yapamıyor. Üretici artan fiyatlar çıkmazında mevcut tabloda borçlar artıyor. Çiftçi her geçen gün daha da dibe batıyor. Şu an kesim fiyatları tam bir çıkmaza girmiş durumda. Hayvancılık şu an iyice bitti seviyelerine geldi. Ama mecburiyetten yapmak zorunda kalıyoruz bu işleri yine. Yani fabrikaları özelleştirmenin hiçbir faydası olmadı. Keşke şeker fabrikaları kalsaydı da melas da üretseydi, küspe de üretseydi. Harita kızarıyor. Hafta sonu yasakları yolda başlığı atılmış Karar Gazetesi'nin iç sayfasında. Normalleşme ve mutasyon etkisiyle artışa geçen vakalar pek çok ilin haritadaki rengini kırmızıya dönüştürdü. Durumu değerlendiren bilim kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu sokağa çıkma yasakları 2 günü kapsayabilir. Restoran ve kafeler kapanabilir uyarısını yaptı. Profesör Doktor Serhan Sakarya ise İzmir'e dikkat çekmişti. İzmir çok yüksek riskli iller arasına girmek üzere, sosyalleşme arttıkça tehlike daha da artacak diyor. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'ın uyarısı kapanma kararı gelebilir diyor. İlhan vakaların artmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasındaki renklerin de değişebileceğini ve bu durum karşısında izlenecek yol haritasını da anlattı. Açıkçası renkler değiştiğinde İl Hıfzı Sağ Kurulları kararıyla hafta sonu tamamen kapanabilir. Orta ve düşük riskli illerde, liselerde devam eden yüz yüze eğitimde kapanabilir uyarısını yaptı. Bunun yanı sıra mutant virüs uyarısı var ve enfeksiyon hastalıkları uzmanından da sosyalleşme arttıkça risk artar uyarısını görebiliyoruz. Harita kızarıyor, hafta sonu yasakları ise yolda diyor. İki ayrı bilim kurulu üyesinden, iki ayrı doktordan, uzmandan uyarıyı taşımış görünüyor Karar Gazetesi iç sayfasında. Bir başka başlık, koronavirüs en kötüsü değil başlığı atılmış. Bilim insanı Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri aşıyla pandemiye ışık olan Profesör Doktor Uğur Şahin, koronavirüs dünyayı bekleyen en kötü salgın olmadığını söyledi. Şahin, gelecekte daha yıkıcı pandemilerin yaşanacağına dikkat çekti ve tüm dünyayı 3 ay içinde aşılayacak kapasitede aşı üretmek için hazır olmak gerektiğini vurguladı diyor gazete iç sayfasında. Koronavirüs salgınını etkisini tüm dünyada hızla sürdürürken dünya genelinde can almaya devam ediyor.
Verilere göre toplam vaka sayısı 119.6 milyon, toplam can kaybı ise 2.6 milyona ulaştı. Pandemi ile bir yılı geride bırakırken tüm dünyanın gündemi ise aşı tedariği. Pfizer'la yaptığı ortaklığıyla onay alan ilk koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin pandemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aşıların eşit dağıtımı ve üretim kapasiteleri dünya kamuoyunda sıkça tartışılırken Şahin de bu duruma değindi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yıl önce pandemi ilan ettiği koronavirüsün dünyaya gelecekteki durumlara karşı hazırladığını savundu. Koronavirüsün karşılanabilecek en kötü salgın olmadığını belirtti Profesör Doktor Şahin ve gelecekteki pandemilerin çok daha hızlı yakıcı olabileceğini, hazır olmanın bu noktadaki en kritik konu olduğunu vurguladı. Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini söyleyen Şahin, ilaç üreticileri ve hükümetlerin amacı aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı 3 ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır dedi. Profesör Doktor Şahin, dünya üzerinde nüfusa yetecek kadar doz aşı üretecek kapasiteye sahip değildik. Bunun değişmesi gerekiyor. Yalnızca ve hızlıca aşı geliştirmek için değil, yeteri kadar aşı üretmek için de hazır olmak gerekiyor ifadelerini kullandı BioNTech'in kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin. Koronavirüs en kötüsü değil. Dünya daha da kötüsüne hazırlanıyor. Dünyayı bekleyen en kötü salgın olmadığını söylüyor. Koronavirüsün bu dikkat çekici ve endişe verici açıklamayı görüyoruz Karar Gazetesi'nde. İtalya 3. kez kapanıyor sevgili izleyenler. Yine iç sayfalardan gelen haberden bir tanesi. İtalya'da 3. kez kapanma kararı alındı. Avrupa'da koronavirüs pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerden biriydi İtalya ve 3. kez kapanıyor. İtalya Başbakanı açıkladı. Ne yazık ki yeni bir dalgayla karşı karşıyayız dedi. Ve ülkenin yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını söyledi. Yeni aşı merkezinin açılışında konuşan Draghi ise son bir hafta içerisinde 150 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiğini dikkat çekti. İtalya'da bu nedenle 3. kez kapanma yaşanacak. Ne yazık ki yeni bir dalgayla karşı karşıyayız dedi İtalya Başbakanı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ailesi yetkili makamlarla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre aileye 27 milyon dolar ödenecek. Karşılığında ise adli dava sona erdirilecek. Aylarca gündemden düşmedi George Floyd'un ölümü. Irkçılık ve polis şiddetine karşı ayaklandı tüm dünya. Davadan rekor tazminat kararı çıktı. Floyd'un ölümüne sebep olan 4 polis memuru aileye 27 milyon dolar ödeyecek. 46 yaşındaki George Floyd 25 Mayıs 2020'de polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak kendisine açıklamasına fırsat kalmadı. Dakikalarca boynuna baskı uygulanan Floyd hayatını kaybetti. Floyd'un ölüm anına ilişkin görüntüler Amerika Birleşik Devletleri ve dünyayı ayağa kaldırmıştı. Yargının kararı aylar sonra onaylandı. Floyd'un ailesi rekor tazminat cezasını ırkçılığa karşı güçlü bir mesaj olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi dün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü Örnek Köy'deydi. 170 konut ve iş yeri için temel atma törenine katıldı. CHP'li belediye başkanlarının çalışmalarını anlattı Kılıçdaroğlu ve tarih yazıyorlar dedi. Örnek Köy'deki kentsel dönüşüm projemizin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarında yıkım ve temel atma törenlerinde bir arada bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Belediye başkanlarımız yerel seçimlerde demişti ki Mart'ın sonu bahar olacak demiştik. Ve Mart'ın sonunu bahar yaptık. İkinci büyük bir adımımız. İkinci büyük adımı da yerel yönetimlerin gösterdikleri performansla ikinci büyük adımımızı atacağız.
dostlarımızla beraber atacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü Örnekköy'de 170 konut ve iş yeri için temel atıldı. Temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Bizi suçladılar. Dediler ki efendim sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin. Gelirse yardımlar kesilir. Gelirse mağdur olursunuz. Gelirse hizmet yapmazlar, hizmet üretemezler diye. Ve şu anda şu gerçeği görüyoruz. Türkiye'nin bütün coğrafyasında görev alan belediye başkanlarımız bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Kılıçdaroğlu bir de söz verdi İzmir'den. Bize güvenin, Türkiye'yi değiştireceğiz dedi. 2023'te seçim olacak diyorlar. Daha erken olacak diyorlar. Ne zaman olursa olsun önümüze sandık geldiğinde bütün bu hizmetleri Türkiye genelinde her vatandaşı götürmek için sizlerden destek isteyeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz, güzellikleri getireceğiz, huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü Örnekköy'de 170 konut ve iş yeri için hep birlikte butona basıldı. Projenin temeli atıldı. Mutlu mutlu olsun, hayal olsun. Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı. Sözcü gazetesinin iş sayfasından geliyor haber. Faizlerde lükse yatırım yapmayın diyen Diyanet, kurum içi seminerler için Antalya'daki 5 yıldızlı lüks otelleri tercih etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Ankara'daki Hacı Bayram Camii'ndeki vaazında Müslümanın lüks, şatafat ve israftan uzak olması gerektiğine vurgu yaptı. İşleyen bu tavsiyede bulunurken Diyanet de 5 yıldızlı otellerde toplantı düzenledi. Diyanet 2020'de kurum içi çalışmalara yönelik toplantılar organize etti ve 15 Şubat'ta bir seminer düzenlendi. 27-30 Ocak'ta ise eğitim görevlileri semineri düzenledi. 18-24 Ocak'ta ise yine bir seminer düzenlendi. Bu toplantı ve seminerler Antalya'da 5 yıldızlı lüks otellerde gerçekleştirildi. Diyanet Ankara'da 322 kişilik salonun olmasına rağmen Din İşleri Yüksek Kurulu'na aday üyeleri belirlemek için yapılan toplantı içinde Ankara'da 5 yıldızlı otel tercih etti diyor Sözcü gazetesinin iç sayfasından gelen bir haberde. Bir başka başlık, Bulgarlar borç taktı, tahsil edemiyoruz başlığı var. Kapıkule'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları binalarının kiralarını ödeyemiyorlar. Kapıkule sınır kapısında demiryollarına ait binalarda kiracı olan Bulgar taşımacılar kira bedellerini ödemedi. Sözleşmeye bu konuda yaptırım hükmü konulmadığı ortaya çıktı diyor. Kapıkule sınır kapısında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait binalarda kiracı olan Bulgar taşımacıların ödediği kira bedellerinin sözleşmeye yaptırım hükmü konulmadığı için tahsil edilemediği ortaya çıktı. CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer meclise sunduğu bir önergeyle kira bedellerinin neden tahsil edilmediğini sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ise Bulgarlarla yapılan ikili anlaşmalarda kira bedelini ödemeyenler için yaptırım hükmü olmadığını, bu nedenle tahsilatta güçlük yaşandığını açıkladı. Sayıştay, bir Bulgar şirketinin 165.248 euro borcu bulunduğu halde hakkında işlem yapılmadığını tespit etti. Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule Demiryolu arasındaki sınır hizmetlerine ilişkin anlaşma 17 Ocak 2006 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Bulgar taşımacı şirketlerine kiralanan binalardan aylık metrekare başına 45 euro ücret alınıyor. Bu kapsamda 5 Bulgar şirketi bina kiraladı. Sayıştay'ın yaptığı incelemede bir şirketin 2019 yılında ödenmemiş toplam 165.248 euro borcu bulunmasına rağmen idare tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı belirlendi. Bulgarlar borçlarını ödemedi, kiralarının tahsilinin ise yaptırım hükmü olmadığı için yapılamadığı belirtildi diyor. Hemen solda uyarıyoruz ancak ödeme yapmıyorlar başlığı da var. Ödeme ile ilgili de herhangi bir yaptırımda uygulanmıyormuş. Bu da ortaya çıkmış görünüyor. Bulgarlar borç taktı, tahsil edemiyoruz başlığında da
Bunu görüyoruz yine Sözcü Gazetesi'nin iç sayfasından gelen bir haberde. Şimdi Çorlu'ya gideceğiz sevgili izleyenler. Çorlu tren faciasını hatırlayacaksınız. Bu davada yeni bir bilirkişi raporu girdi dava dosyasının içine. Rapora göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün altyapı yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığı asli kusurlu bulundu. Yani 2,5 yıl sonra ilk kez üst düzey yöneticiler asli kusurlu bulundu. 2018 yılında 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. Yer Tekirdağ, Çorlu. Yaşanan olayın ardından dava açıldı. 2,5 yıl geçti. Şimdi hem ana dava dosyasına hem de savcılık soruşturmasına iki ayrı rapor girdi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporuyla ilk defa üst düzey yöneticilere işaret eden bir sonuç çıktı. Sosyal Haklar Derneği avukatı Akçay Taşçı kararı yorumladı. TCD'de üst yönetiminin karar verici olabilecek pozisyonda, ihale yapabilecek pozisyonda, yeterli istihdamı sağlayabilecek, nitelikli istihdamı sağlayabilecek pozisyonda olan kişilerin sorumluluğu vardır denildi. Şimdiye kadar bu kişiler hakkında herhangi bir dava açılmamıştı. Ancak bu raporun girmesiyle birlikte artık bunun önü açılmış durumda. Raporda üst düzey yöneticilere sorumlusunuz denildi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğine 9 Mart'ta sunulan ek bilirkişi raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün altyapıları yenilemeden sorumlu başkanlığı asli sorumlu bulundu. Bu nedenle Çorlu katliamı davası tema olarak yeniden başlıyor ve esas sorumluların yargılanmasına şimdi başlayacağız diyebiliriz. Davanın en yakın duruşması ise 16 Mart'ta. Bu raporun o duruşmaya etki etmesi bekleniyor. Biz adalet istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda sürgünler de bitmiyor sevgili izleyenler. Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi çalışanları tek tek sürgün ediliyor. Sendika çalışanlara baskı ve mobbing uygulandığını açıkladı. Usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı. Buna karşı çıkan işçiler sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilen işçilerin tamamı Birleşik Taşımacılık Sendikası üye, temsilci ve yöneticileriydi. Onlarca sürgün var. Yine Ersin Kandemir arkadaşımızla ilgili bir karar var. Bu arkadaşımız geçici görevli olarak 18 aydır çalıştığı iş yerine naklini istiyor ve o nakil iptal ediliyor. Manisa Salin'deki iş yerine geri iade ediliyor. Yine başka bir arkadaşımızla ilgili mobbing uygulanıyor. Ve yine Ankara Şube Yöneticisi olan Ejder Koçak arkadaşımız ihtiyaç olmasına rağmen trafik kontrolüdür bu arkadaş Karabük'te. Erzincan'a gönderiliyor. Sürgünlere karşı dava açıldı. Mahkemeler kararları iptal etti. Buna karşın sürgünler bitmiyor. Geçmişte sürgün olan arkadaşlarımızın tamamı mahkeme kararlarıyla geri dönmüşlerdir. Buna rağmen tekrar sürgünlere devam edilmiştir. Birleşik Taşımacılık Sendikası konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sendika üyelerine kurum yöneticileri tarafından uygulanan baskı ve tehditlere yer verildi. Bize karşı baskı var. Bize karşı mobbing var. Bu uygulamalar TCD'de ve TCD Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Sendikamız BTS'nin üyeleri, temsilcileri ve yöneticileri tarafından demir yollarınca geçici olarak il dışına görevlendirilerek ya da istemediği halde başka illere nakledilerek sürülmüşlerdir. En son sürgün 8 Mart'ta oldu. Bir kadın çalışan tam da Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sürgün edildi. Sendikanın Genel Merkez Kadın Sekreteri Begüm Öz Yönüm. En son Genel Merkez Kadın Sekreterimizin sürgün edildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gününde kendisine tebliğ edilmiştir. Baskılara, ihraçlara, sürgünlere karşı... Bu haberle hafta sonu sabah bültenini burada sonlandırıyoruz sevgili izleyenler. Bizlerden hemen sonra Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar Çanakkale'den karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.